Ulaştırma projelerimizin açılışlarını kesintisiz sürdürüyoruz. Bu hafta da var inşallah. Kaz Dağları bölgesinde 4,6 milyar liralık bir yatırım bedeliyle inşa ettiğimiz içinde 5,7 kilometreyi bulan Asos ve Troya tünellerinin de yer aldığı toplamı 9,6 kilometre olan Ayvacık Küçük kuyu yolunu açılışa hazır hale getirdik. Nasıl? Kazda artık yangınlarla mangınlarla inşallah alınmasın istiyoruz. İşte buralardan araçlar bu tünellerden rahatlıkla geçsin. Diyarbakır'da Güney-Batı çevre yolunu 29 kilometreyi aşan uzunluğu köprüyü kavşakları ve köprüleriyle 1 milyar liraya mal ederek tamamladık. O da bitti. Malatya'da yatırım bedeli 2,6 milyar lira olan Malatya Hekiman yolunu üzerindeki 8 tüneli 16 köprüsüyle hizmete almaya hazırlanıyoruz. Ya bir de sen kalktı ki ya böyle böyle biz şurada şöyle metro yaptık. Şöyle tünel yaptık. Ya anlamaz. Bilmez bu işleri. Bol bol yalan söylüyor. Dürüstlük yok. Üretim yok. Gaziantep'te güzergahı 25,5 kilometreyi bulan 16 istasyonlu günlük 358 bin yolcuya hizmet verecek Gazi Ray'ı bitirdik. İstanbul'da Kadıköy Pendik metro hattının devamı niteliğindeki 7,4 kilometre uzunluğa sahip günlük 1,2 milyon yolcu kapasiteli Pendik Sabiha Gökçen metro hattının inşasını nihayete erdirdik. O da bitti. Tüm bu, bu projeleri Ekim ayı içinde inşallah hizmete açmayı planlıyoruz bu eser ve hizmet şöleninin açılışını önümüzdeki pazar günü 2 Ekim'de Pendik Sabiha Gökçen metro hattıyla yapıyoruz. Ülkemize bugüne kadar 183 milyar dolarlık ulaştırma ve haberleşme altyapısı nasıl kazandırdıysak inşallah 2053'e kadar 198 milyar dolarlık ilave ulaştırma ve altyapı yatırımıyla da buluşturacağız.